Elektrikli arabalar günden güne daha popüler olmaya başlıyor ve sonunda benzinli arabaları yerini alacak gibi görünüyor. Bu arabalar daha yaygın hale geldikçe maliyetler hızla düşüyor ve geçiş yapan sürücüler için çok çeşitli faydaları var. Çevresel etkilerden yakıt ve bakım maliyetlerinde yapabileceğiniz tasarruflara kadar elektrikli araçlar önemli miktarlarda tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Tamamen elektrikli otomobillerde sıfır egzoz emisyonu bulunur. Bu da onları benzinli veya dizel otomobillere göre daha çevre dostu, daha temiz ve daha iyi yapar. Sürücülerin elektrikli bir araca geçerken fark ettikleri ilk şeylerden biri de aracın sessizliğidir ve bu da çok daha konforlu ve rahatlatıcı bir sürüş deneyimi yaratır. Elektrikli araba kullanmanın faydaları oldukça açıktır. Şu anda geliştirilmekte olan ve şart sürelerini saatlerden dakikalara indirmeyi, menzili önemli ölçüde arttırmayı ve güvenlik ve otomasyon özelliklerini daha da geliştirmeyi vaat eden heyecan verici projeler var. Bunlardan birisi Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Tesla Motors'un hedeflediği projeler. Tesla geçtiğimiz haftalarda elektrikli bir arabanın menzilini ve gücünü artırabilecek tabansız bir pil geliştirme planlarını açıkladı. Şirket Elon Musk'ın maliyetleri önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olacağını ve şirketin sonunda benzinli olanlarla aynı fiyata elektrikli araçlar satmasına izin vereceğini öngördüğü yeni pillerini kendi bünyesinde üretmeyi hedefliyor. Şu anda Panasonic gibi büyük pil firmalarından batarya tedarik eden bu şirket eğer kendi bünyesinde bataryalarını üretebilirse araçlarda önemli bir maliyet düşüşüne gidebilir. Elon Musk bu etkinlikte takip edeceği iddialı bir inovasyon listesi ve önümüzdeki 10 yıl içinde kendi pillerini üretmeye başlamak için tamamen yeni bir üretim tesisi duyurdu. Ayrıca 25 bin dolarlık tamamen elektrikli Tesla'nın yaklaşık 3 yıl içinde piyasaya sürüleceği söylendi. Ancak haberler yatırımcıları heyecanlandırmadı ve Tesla 50 milyar dolar borsa değerinden kaybetti. Ana duyuru Tesla'nın yeni büyük silindirik pil hücreleriydi. Yeni pillerin 5 kat daha fazla enerji, 6 kat daha fazla güç ve %16 daha fazla sürüş menzili sağlayacağı iddia edildi. Tesla'nın nihai planı fabrikada 1 kilowatt saatin maliyetini yarıya indirmek ve elektrikli araçlarda, lityum iyon pillerde ve sürdürülebilir enerji üretim endüstrilerinde daha büyük ölçek ekonomilerine yol açmaktır. Bunu yapmak için Tesla pil hücresinin temellerini yeniden tasarlıyor. Ancak garip bir şekilde, Musk ve yöneticisi olduğu şirket prototipin kendisini sununda bir kez bile göstermedi. Bu da yatırımcıların zihninde ayrı bir soru işareti oldu. Ayrıca şirketin gelecek birkaç yıl içindeki nihai yıllık üretim hedefi olan 20 milyon araç, potansiyel olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelmesini sağlayacak. Ancak açıklanan teknolojinin uygulanması muhtemelen yıllar alacaktır. Pil verimliliği elektrik otomobil pazarında başarının merkezidir. Pillerin maliyeti tipik olarak bu tür arabaların üretiminde en büyük masraftır. Ve bir aracın menzili yani tek bir şarjla gidebileceği mesafe kritik derecede önemlidir. Daha uzun menzil bir şarj istasyonu aramak için daha az enerji harcamak demektir. Gelişen teknolojiyle pil fiyatları düşerken elektrikli otomobil pazarı beklenenden daha hızlı büyüyor ve diğer şirketler Tesla'ya yetişmek ve onu yenmek için çok çalışıyor. Zaten şu anda hayatımızın içinde olan çoğu teknolojik ürün küresel rekabet sonucu inovasyonlar neticesinde bu gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. İçten yanmalı bir motora sahip tüm araçları elektrikli olanlara dönüştürmek için yaklaşık 150 terawatt saat olmak üzere büyük miktarda pil üretimi gerekecektir. Şimdi bu enerji ölçümünde biraz ayrıntı verelim. 1 kW gücündeki bir ütü 1 saat boyunca çalışırsa 1 kWh saat elektrik enerjisi tüketmiş olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir ev ayda yaklaşık 900 kWh saat enerji kullanıyor. 1 terawatt saat ise 1 milyar kWh'e saate eşittir. Bu hesaptan 150 terawatt saatin nedenli yüksek bir enerji olduğu açıkça belli olur. Ayrıca bu konferansta Elon Musk, Tesla'nın bugüne kadar yaklaşık 17 terawatt saat güneş enerjisi ürettiğini söyledi. Tesla'nın Nevada, New York eyaletlerindeki ve Çin'in Şangay bölgesindeki mevcut Gigafactory pil fabrikaları ve Almanya'da yapım aşamasında olan dördüncü pil fabrikaları bu yüksek enerji üretim hedefleri için henüz tatmin edici değil. Bu, sürdürülebilir enerji büyümesinde büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Tesla'nın yılda 10 terawatt saatlik pil üretimi gibi iddialı yeni hedefine ulaşmak için mevcut seviyelerden 100 kat daha fazla pil gücü üretmesi gerekecek. Bu şirketin dünyayı yenilenebilir enerjiye çok daha fazla yaklaştırma arayışında enerji depolamasını arttırmak için attığı birkaç adından ilki. İlerleyen haftalarda Tesla şirketinin ortaya koyduğu yol haritası daha da netleşecektir ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilecekler mi? Bekleyip göreceğiz.